Bilgisayar oynayacak ve ben de size sistemin değerlerinden bahsedeceğim. Sistem demişken Windows 10 son sürüm kullanıyorum ve ekran kartı sürücülerim hepsi en güncel. BIOS güncel, yani sistemimizdeki bütün parçalar en güncel sürücülerle çalışmakta. Onun dışında oyunumuz oldukça yüksek bir boyuta sahip. Ama bu kadar yüksek doku kaliteleri ve takım sayısını göz önüne aldığımızda çok da abartılı olmadığını söyleyebilirim. Evet, oyunumuz açıldı. Şu an için ara sahnelerde 50-60 FPS aralığındayız. Oyun içerisinde gözlemlerime göre sabit 60 FPS ile çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Biraz sonra göreceğiz oyun açılsa. An interconference affair lined up for you today. Cleveland Cavaliers come in for this one. And here it comes, the NBA on 2K Sports. With Brent Berry and Greg Anthony, this is Kevin Harlan. And David Aldridge will be joining us on the sideline as well. Şöyle için 50-60 FPS aralığındayız ve oyun başladı. Şu an işlemci kullanımımız %30. Ekran kartımızın tamamından yararlanıyoruz. Isılara gelirsek işlemcimiz 61 derece, ekran kartımız 69-70 derecede. Bu sıcaklıklar oyun içinde oldukça normal. FPS değerimize gelirsek, şu an için sabit 60 FPS ile oyunumuzu Full HD çözünürlükte, ultra ayarlarda ama sadece bir ayarımız yüksek şekilde çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Kayıt yaptığımı da belirtmek istiyorum. Kayıt olduğu halde oyunumuz herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor ve sabit 60 FPS ile çalışıyor. 4 yıllık bir donanım için 2019 yılında yani oldukça iyi bir performans bana göre. Bu sistemi 3-4 yıldır kullanmaktayım. Şu ana kadar neredeyse her oyunda 1080p çözünürlükte ve yüksek ultra karışımlı şekilde bütün oyunları rahat bir şekilde oynayabildim. Eğer sizin de R9380 eş değeri bir ekran kartınız ve bunun yanında buna eşlik edebilecek, darboğaz yapmayacak, yeterli bir seviyede işlemciniz varsa, siz de benim gibi birçok oyunu Full HD çözünürlükte, yüksek ultra ayarlarda oldukça akıcı ve kaliteli bir şekilde oynayabilirsiniz. Oyun değerlerine de tekrar göz atmak gerekirse, ara sahnelerde 50-60 FPS almaktayız. Oyunun içerisinde ise sabit 60 FPS alıyoruz. İşlemci ekran kartı sıcaklıklarımız normal seyretmekte. İşlemci kullanımımız şu ana kadar maksimum 45-50 gördüm sanırım. Oyun için fazlasıyla yeterli. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki test videosunda görüşünceye dek hoşça kalın.